Değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Gönen Çifte Çeşmeler Mahallesi'nde 1778 metrekare güzel bir tarlamız var. Hemen Çanakkale yoluna yaklaşık 200 metre mesafede, bakın arabalar geçiyor. Çanakkale-Bursa Bandırma yoluna 250 metre mesafede. Hemen bakın, burası kanal yolu. Yani burası kimsenin tarlası değil. Kanal diye geçiyor. Kanal yolu. Bunun altından su geçiyor. Yukarıda pompaj sistemi var. DSİ'nin sulama sistemi. Bakın orada kafası görünüyor. Yani burası yol. Bir nevi yol burası. Kimsenin tarlası değil. Zaten grader de gelmiş buraya. Efendim böyle bir temizlemiş burayı. Açmış bakın. Yerimiz, sahibi uzakta, gelemiyor. Güzel bir hobi bahçesi. Hayalinizdeki hobi bahçesini buraya yapın. Hemen deniz bu taraf. Deniz de görünür. Yani şöyle az bir şey yukarı çıksanız şu ağaçların üstü deniz. Deniz görünüyor. Hemen sahile buradan 1 kilometre, 2 kilometre var yok. Yerimiz etrafı beton direk telle çevrilmiş. Böyle bir kapı yapılmış bu şekilde. Tabii sahibi 2 senedir gelip bakamıyor kendisi. Burayı satacak. Sınırları belli. Bu şekilde çevrilmiş. İçinde çam fıstığı ağacı var. Zeytin var. Tabii onlar da görünmez hale gelmiş. Bakın. Şöyle göstereyim ben size. Az çok. Güzel bir temizlik lazım. Burayı alan kişi, burayı gerekirse biz de temizleriz. Tertemiz yaparız. Güzel bir meyve bahçesi yapabilirsiniz buraya. Mis gibi temiz hava. Efendim. Böyle yol sorunu olmayan, aracınızla her daim gelebilirsiniz. Hani denize yakın yer istiyorsunuz ya, alın size denize yakın yer. 1778 metrekare müstakil tapulu. Sahile 2 kilometre diyeyim. Belki o kadar bile yok. Burası yan tarla. Yan tarladan şöyle tarlanın etrafını göstereyim. Bayağı ot olmuş. Şöyle devam ediyor. Buradan da dönüyor sınır. Bu şekilde. Bakın. Yerimiz burası. Yol burada. Görüldüğü gibi. Daha net. Evet. Gönen'e yaklaşık 22 kilometre mesafede. Şehir merkezine. Denize de dediğim gibi 2 kilometre. Yol sorunu olmayan, kanal yolu bulunan 1778 metrekare güzel bir konum olarak güzel bir yer burası. Alıp buraya güzel bir meyve bahçesi yapılır. Efendim yazları gelip burada bir eğlence olarak, hobi olarak kullanılabilir. Evet. Araç girmek için kapısı da var. Araçla da girilebilir. Efendim. Su alınabilir. Su yakın. Yani 100-150 metre anca var. Pompajdan boruyla suyunuzu da alıp bahçenizi sulayabilirsiniz. Elektrik yok. Güneş paneli kullanırsınız. Gerçi buradan elektrik geçiyor. Bakın. Ama buradan elektriği almak maliyetli olur. Onu alacağınıza buraya bir güneş paneli koyarsınız. Efendim. Bu şekilde güneş enerjinizi de yapmış olursunuz. Bakın burada zaten biri su almış, boru var burada. Buradan boru geliyor, gidiyor. Tarlasını sulamış. Oradan su alınabilir. Bunun fiyatını ekranın altına zaten yazdım başlangıçta. Evet, bakalım bu güzel hobi bahçesinin sahibi kim olacak?
Allah kime nasip ettiyse onun olacak tabii ki. Evet, bugünlük bu kadar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı günler, hayırlı haftalar. Bizi izlemeye, bizimle kalmaya devam edin. Allah'ın selamı tekrar üzerinize olsun. Bakın, ben şu an Çanakkale, Bandırma, Bursa yolundayım. Yerimiz hemen buradan, yol böyle gidiyor. Bakın, görünüyor. Siyah bir tabela var. Yerimiz orası. 200 metre, 250 metre bilemedim mesafesi var Çanakkale yoluna. Bu şekilde. Buradan da deniz hemen. Bu tarafta deniz. Ulaşım çok rahat. Çok rahat ulaşım. İstanbul'dan 3-3,5 saatte geliyorsunuz. Erde'ye yakın, Bandırma'ya yakın. Erde'ye 50 dakika, 45 kilometre, 40 kilometre. Gönen'e 20 kilometre. Biga'ya 20-25 kilometre Biga'ya. Bursa'ya 1,5 saat. Evet, tam böyle ortada kalıyor. Güzel bir deniz havası. Kaz Dağları'ndan gelen bir esinti. Güzel bir havası var bu bölgenin. Çifte çeşmeler, kınalar, bu taraf, bu kısım böyle. Orada da satılık villalarımız da oluyor, arsalarımız da oluyor. Yol sorunumuz hiç yok. Yol güzel. Bu şekilde. Şu an Gönen yoluna girdik. Bandırma, Çanakkale yolundan çıktık. Şimdi Gönen yoluna girdik. Bu yol bizi Gönen'e götürüyor. Ozan, Hatay'a gülük, Ozan dili çabuk olur derler. Türkiye yar olsun.